Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bugün 2020 Courier aracımızın dizel partikül filtresi ve EGR temizliği ile alakalı bir video hazırlamaya çalışacağız inşallah. Şu an biz Yozgat'tayız ve Kayseri'ye gideceğiz bu işlem için. Grubumuzun ustalarından Şükrü Öztürk abimizin yanına gideceğiz. İnşallah orada hem kendisiyle tanışmış olacağız hem de bu temizlikle yapmaya çalışacağız beraber. Şöyle söyleyeyim, ben hemen bu işlemler nasıl yapılıyor. Öncelikle rejenerasyon işlemi için, yani partikül temizliği için bilgisayara bağlanıp aracımızın rejenerasyon işlemi başlatılması gerekiyor. Evet, EGR temizliği için arkadaşlar soldaki boruyu söküp içine ilacını sıkıyoruz ve aracımız ilaç sıkarken 2000 devirde sabit kalması gerekiyor. Yine partikül temizliği için ise şu görmüş olduğunuz sensörü söküyoruz. Bunun altında vidası var zaten. O kısımdan içeriye partikül temizleyici, filtre temizleyici ilacımızı sıkıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bir işlem oluyor. İlacı sıktıktan sonra bilgisayar üzerine rejenerasyon başlatmamız gerekiyor. Temizliği tam anlamıyla yapabilmesi için. Ben orada da yine partikül temizliği sırasında görüntüler almaya çalışacağım sizler için. Aynı zamanda bunun bir sonrasında test sürüşü yapacağız. Bununla ilgili de videoyu görebileceksiniz. Videonun sonunda. Evet, anlatacaklarım bunlar. Şimdi biz önce temizlik işlemi, daha sonra da test sürüşü videosuyla sizi baş başa bırakayım arkadaşlar. Aynı zamanda aracımıza yeni özellikler de kazandıracağız. Bunlar da kazandırdıktan sonra, yaptıktan sonra aracımıza yine söylerim. Daha sonrasında onunla alakalı da yine video çekmeye çalışacağım arkadaşlar sizler için. Buyurun temizliğe geçebiliriz. Evet arkadaşlar, şu anda aracımız rejenerasyon oluyor. Dizel partikül filtresi temizliği oluyor. Partikülün doluluk oranı %70 civarıydı. İçeriden ön taraf motor kısmından bir ilaç sıkıp gördüğünüz yere içine bir ilaç koyup daha sonra bilgisayar üzerinden rejenerasyon işlemi başlıyor. Telefonun mu oldu? Kim bak takıl değil diyor. Tıkkı tıkıracağım mı lan? Allah Allah. Geldi bak onun için. Koku felaket. Bu temizlik arkadaşlar doluluk oranına göre değişiyor. Yarım saat, bir saat civarında sürebiliyor. Daha öncesinde biz EGR temizliği de yapmıştık. Yine ilaç yardımıyla bu ön taraftan sıkarak, aracı 2000 devirde tutarak o şekilde EGR temizliği de yapmıştık. Zaten şu an bulunduğumuz yerde
Bu çıkan kokuyu tahmin edebiliyorsunuzdur. Yani gerçekten çok kötü bir kokusu var. İnşallah abi. Adet de ben de paylaşayım abi. Hemen bize bu işlemi yapan abimizin aracı. Şükrü abimiz. Ben Yozgat'tayım. Normalde sırf bu işlem için Kayseri'ye geldim arkadaşlar. Bu şekilde grubumuzun stikeri görebilirsiniz. Club Courier, Facebook, Instagram. Sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Ben yine videonun açıklama kısmına da Şükrü abimizin iletişim numarasını bırakacağım. Bu şekilde EGR temizliğini arkadaşlar, bu boruyu sökerek yine onun da ilacı var. Bir 400-500 milimlik. Onunla yapıyoruz. Onu bitirene kadar işte içeriden 2000 devirde sabit tutuyoruz aracı. Ama partikül temizliği için şu an yerde de görüyorsunuz. İçine döktüğümüz sıvı bu arkadaşlar. Daha sonra bilgisayar üzerinden rejenerasyon işlemini başlatmamız gerekiyor. Bu şekilde gördüğünüz gibi burada şu an araç kendi kendine, şöyle göstereyim, sabit 2000 devirde tutuyor. Bu şekilde bir işlem yapmamız gerekiyor arkadaşlar araca. Şöyle yerdeki siyahlığı görebiliyorsunuz. Siyahlığın çoğunluğu EGR'den çıkan kurumdan kaynaklı. Yerde bir siyahlık oldu. Ben burada videoyu sonlandırayım arkadaşlar. Daha sonra test sürüşünde görüşürüz. Evet arkadaşlar, şu anda partikül rejenerasyon işlemimiz tamamlandı. Biraz önce de söylediğim gibi test sürüşüne çıktık Şükrü abimizle birlikte. Şu an aracımız 3. viteste. Aracı frenliyoruz, yıldırıyoruz. 40'a da düşürüyoruz. Vites değişmeden gaza yükleniyoruz. Alıp direkt gidiyor zaten. Devir saatinde ve kilometrede belli olduğu sürece. Aynen öyle. Yani 40 kilometrenin altına kadar düşürdük aracı 3. vitesteyken ve geri toparlamasını gördünüz arkadaşlar. Silkeleme falan olmuyor. Gayet net bir şekilde. Aynen öyle. Biraz önceki temizlik işleminde de söylediğim gibi partikül doluluk oranımız %70'ti. Şükrü abimiz sağ olsun 2 kutu ilaçla güzel bir temizlik yaptı ve 1'lere kadar düştü zaten. %1'de aynen. Olması gereken değerle %10-15 arası. Aynen öyle. Yani %1 oranında bir doluluk kaldı şu anda. Ve araç gerçekten, yani şu an ben kullanmıyorum. Aracın sahibi benim ama yani sağ tarafta bile hissedebiliyorum bu atikliği, seriliği. Yani araç kendine geldi diyebilirim arkadaşlar. Yani bu kadar mı fark eder? Evet, bu kadar fark ediyor gerçekten. Yani %70 doluluk orandan %1'lere düşmesi demek. Yani şöyle bir düşünün. Sigara içmiş bir insanla hiç sigara içmeyen bir insanı yani koşu yarışına çıkartmış gibi. Yani yıllardır, 25-30 senedir sigara içen birisi yani içmeyene göre daha çabuk tıkanacaktır. Daha çabuk şey yapacaktır, soluğu kesilecektir. Gerçekten araç yani ilk günkü, yani fabrikadan çıktığı ayara döndü diyebilirim. İkinci viteste mesela, şu an ikinci viteste durdum. Araba silkeleme yapmadan kalkıyor yani. Yıldırdım mesela arabayı şu an. Şöyle, 20'nin altında devirde 800-900 lira kadar düştü. Gaza dokunduğun anda tepkime süresini direkt alıyor zaten araba. Aynen öyle. Yani hiçbir şekilde ben gitmeyeyim, yani silkeleyeyim, şey yapayım derdi yok. Direkt anında toparlıyor ve hızlanmasına başlıyor. Bunun yanında ben yine farklı bir videoda hazırlayacağım arkadaşlar bu özelliklerle alakalı. Yeni özelliklerimiz geldi. Zaten halihazırda benim önceki videolarımı izleyen arkadaşlar da biliyordur.
video oynatma yoktu aracımda. O geldi. Aslında o yapılalı yaklaşık bir 3 ay falan oldu. Ama bir türlü videosunu çekemedim. Daha sonra kapı kilitlendiğinde camları kaldırma olayı. Cam açıksa camlar kalkıyor direkt. Bunu önceden tuşa basılı tutarak, kilitleme tuşuna basılı tutarak yapıyordum. Ama şu anda sadece kilitlememiz yeterli oluyor. Temalarımız değişti. Bunlarla ilgili dediğim gibi bütün detaylarıyla anlatacağım bir video hazırlayacağım arkadaşlar. Sizler şu için. Yukarı 4'te araba nasıl aslında? Aynen öyle. Şu an 4. testi aracımız. Bu videoyu çekmemdeki amaç arkadaşlar, ben özellikle Yozgat'tan geldim. Şu an Kayseri'deyiz. Söylemiştim videoda da. Yani ben aldığımda aracı ikinci eldi ve kullanan kişinin nasıl kullandığını bilmiyordum ve araç gitmiyordu diyebilirim. Yani 100 beygirlik 275'ti herhalde. 235'ti. 35 miydi abi? Yani bu torklara sahip bir aracın bu şekilde rampalarda falan bayılması gerçekten çok can sıkıyordu. Ve bunun partikülden dolayı olduğunu da biliyorduk aslında. Daha öncelerde de Şükrü abimizle çok konuştuk. Grubumuz sağ olsun Club Courier grubu. Dediğim gibi Facebook ve Instagram'dan da bulabilirsiniz arattığınızda. Grubun çok faydası oluyor arkadaşlar. Yani gruba üye olmayan, izleyen arkadaşlarımız varsa eğer katılım sağlayarak oradan bütün detaylı bilgileri, yani kafanıza takılan ne olursa olsun onunla ilgili sorulara cevap bulabilirsiniz. Ben de yeni fırsat bulabildim. Aracı Ağustos ayında almıştım ben. 2021 Ağustos ayında. Aracı aldıktan sonra gruba dahil oldum ve partikülün dolu olduğunu biliyordum. Evet, aracım çok yapıyordu. Sürekli fan açıyordu. Bunları partiküle yağ çoğaltma yapıyordu. Yani yağ mazot karışıyordu. Bunların partikülden dolayı olduğunu biliyordum ama temizletme fırsatım bir türlü olamadı. Bugüneymiş kısmet diyelim. Şimdi Şükrü abimiz aynı zamanda bize, yani partikülü ne kadar daha yavaş doldurabiliriz? Herhalde doluyor. Dolmaması imkansız değil abi. İmkansız değil ama bu kadar aşırı dolmaz. Aynen öyle. Onun için ne yapılması gerektiğini ben birkaç kelimeyle anlatayım. Viteste işinler kesinlikle 2500 devir altında olmayacak. Uzun yola çıktığınız zaman da arabayı sıkıştırabildiğiniz kadar sıkıştırın yani. Araba normal ısısından 4000 sıcaklığına geldikten sonra arabayı sıkın yani. Üçüncü vites 3500 devir, bir 10-15 kilometre ideal süredir. Sonrasında zaten arabanın rahatladığını da göreceksiniz ama tabii ki partikülün temiz olması lazım bu işlemi yaparken. Yani tekrar üzerine koymamak için de mutlaka 2 haftada bir, 3. vites 3500 devir sıkıştırılırsa çok çok iyi olur. Şu an mesela 160'ı gördük araba. Ama ben basmıyorum, arabada bir balans var. Ondan dolayı de rüzgarlı hava. Araba gayet rahat gidiyor şu an. Rahatladığını hissedebiliyorsunuz. Zaten araç kullanıcısı da sağ koltukta o torku hissetti yani kalmışlarda. Önemli olan aracın yığıldığında, yani sizin mesela ben şu an frenledim. Vites 5'te kilometrede yüzün altına indi. Yani gaz verdiğin zaman direkt senin dediğini yapıyor artık araba. Şey yapmıyor, ben gitmem demiyor yani. Durum bu şekilde. Hepinize saygılar sunarız. Evet arkadaşlar, videomuzu biz burada sonlandıralım. Gayet açıklayıcı bir video olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda Şükrü abimin iletişim numaralarını aşağıya bırakacağım. Oradan Kayseri'de olur veyahut da gruba dahil olursanız, dediğimiz gibi haftaya hemen ben size tarih söyleyeyim. İnşallah bir aksilik olmazsa 26-27'si oluyor abi. Ramazan'dan cumartesi, Ramazan'dan önce İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa. Aynen. Ramazan'dan önce İstanbul, Kocaeli, Sakarya bir güzergahında bir turu olacak arkadaşlar. Buradan bunun bilgisini de verelim. İletişim numarasından ulaşırsanız eğer kendisine yardımcı olacaktır. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.